topraklarda insanlar Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirdiler. Din sayesinde. Kendi de dini kullandı etrafındakiler. Şunu soracağım. Bu insanları hocalar siz, onu desteklemeseydi yapacağı hiçbir şey yok. Bu insanları siz şehit kabul ediyorsunuz değil mi? Elbette vatanını müdafaa eden adam şehittir. Sonradan başındaki adamın Yunan'ın yapmaya cesaret edemeyeceği işleri yapacak diye nasıl bilecek? Peki. Gelecek meçhuldür. O günkü şartlar içinde yaptığı doğrudur. Ama sonradan din aleyhine icraatı tasvip edenin imanı gitmiştir. Çok uzağa gitme. Şurada 10 Kasım'da bile ne adamlar imanlarını berhava ettiler söyledikleri sözlerle. Nasıl yani? Çünkü küfür sözle teşekkül ediyor. Söz. Nasıl oluyor? İslam'a aykırı bir şey söylediyse adamı methedeceğim diye gitti iman. İsterse secdeden kalkmasın. Mesela 10 Kasım'da saygı duruşunda bulunan bütün insanları... Saygı duruşunda bulunmak başka, söylenen söz diyorum bak, söz. Söylediği söz İslam'a, imana aykırıysa gider adam. Nedir o söz? Mesela Behçet Kemal diyor ki Tanrı peygamber diye taptığınız ne varsa hepsi ondan feyiz oldu bilmem. Böyle bir söz söyleyen bir adam ne oldu? Şeddeli kafir oldu.